Maça beklemediği şekilde kötü başladık aslında. İlk bölüm 30 dakika özellikle kötü bir oyun oynadık. Bu bizim takımımıza yakışan bir oyun değildi. Sonrasında zaman zaman oyuna ortak olduk ama maçın son bölümü hariç bugün sahadaki görüntümüz bizi mutlu etmedi. Bu bir gerçek. Fakat başka bir şey değinmek istiyorum ben. Futbolda sonuç için her şey mübah değildir. Maç boyunca hakemin nasıl etki altına alındığını, biz ev sahibi takımız, misafirperver olmakla ilgili bir ödevimiz var, bir sorumluluğumuz var. Bunu yerine getiriyoruz ama baktığımız zaman, tribündeki hareketlere baktığımız zaman, saha kenarında özellikle Beşiktaş kulübesine baktığımız zaman maç boyunca hiç de futbola yakışmayan hareketler gördük. Sergen Hoca'nın maç boyunca sahanın içerisinin neredeyse maçı bitirmiş olmasına rağmen hakemin bu konuda duyarsız kalmış olması kabul edilir bir şey değil. Bizim hocamız az bir müdahale ettiği zaman sarı kart görebiliyor. 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, oyunun içerisinde hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yummuş olması kabul edilebilir değil. Futbolda şampiyonluk yolunda mutlaka bütün kulüplere başarı ediyoruz ama şampiyonluğa giderken gittiğin her yeri istila edercesine, gittiğin her yerde kuralları yok edercesine, sadece benim düşündüğüm doğrudur dercesine davranmak bence Türk futbolu için hiçbir şey katmaz futbola. Bence bu futbolun sempatisini ortadan kaldırır. Futboldaki anlayışı, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Onun için bugün sahada tebrik ediyoruz rakibi, kazandı. Ama şu bir gerçek ki maçın geneline baktığımız zaman futboldan keyif alınmasını engelleyecek, futbolda sempatiyi ortadan kaldıracak birçok hareket gördük. Sergen Yalçın ülkede birçok insan seviyor, binlerce insan seviyor. Sergen Hoca'nın bu kadar rakibe karşı bu kadar saldırıyor olmasının, bu kadar rakibi küçümsüyor olmasının bir anlamı yok. Bu hiç kimseye bir şey katmaz. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a bence yara da katar bu. Şu bir gerçek ki bugün sahada hiç de göze hoş gelir, hiç de anlaşılır şekilde hareketler olmadı. Hakem de bunların maalesef hafta içi açıklamalarına sanırım o etki altında kaldı. Hafta içi hakemle ilgili yapılan eleştirilerin sanırım etkisinde kaldı ki bugün her neyse, her ne olursa olsun hem Beşiktaş kulübesine hem de sahadaki oyuncuların anlamsız tepkilerini ayak uydurdu. Her bağıran faul aldı. Her hakeme sitemeden karşılığında Rizespor aleyhinde pozisyon almasını başardı. Bu üzücü. Türk futbolu 20 yıldır bunlarla uğraşıyor. Türk futbolu bununla uğraşarak bir yere varamaz. Türk futbolunun bunlar kesinlikle kurtulması gerektiğimiz prangalardır. Bu prangalardan kurtulamazsak biz hala Avrupa'daki diğer takımları seyretmeye devam ederiz. Şampiyonluğa giden takım sahada takır takır oynar. Sahada her türlü futbol anlamında çabasını sarf eder ama futbol dışı kurallara bu kadar başvurmaya, bu kadar o ihtiyaç duymaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani öyle oldu. Herkese müdahale etti. Herkese laf soktu. Takımına taktik vermekten başka her şeyi yaptı sağ kenarında. Rizespor'un oyuncuları üzerinde etki etti. Rizespor kulübü ev sahibi olmakla ilgili hakikaten misafirperver olmakla ilgili ciddi anlamda çaba sarf eden bir kulüp. Ama rakibe saygı, deplasmanlara biz de gidiyoruz. Deplasmanlara gittiğimiz zaman biz de takımımızı savunuyoruz ama bu kadar saldırı pozisyonunda, bu kadar taciz eder pozisyonunda hiçbir davranışımız olmadı bugüne kadar.